Asgari ücret öncelikle hayırlı olsun. Yapılan zam normalde aşağıdan yukarıdan düşündüğün zamanı sokaktaki insan için, çalışan için az bile diyorum ama maalesef işverenlere bize yüklediği yük geçiş döneminde çok zor. Kiralar %70 zamlandı. Aşağı yukarı %70 oranında işçilerin zamlandı. Sarf malzeme aynı şekilde. Tedariklerde sıkıntılarımız var. Ama maalesef bugün itibariyle hala da biz satış ürünlerimize zam koyamadık. Geçiş dönemi zor olacak. Tek beklentim inşallah bu geçiş döneminde devletin çalışanlara, biz işverenlere destek paketlerini açıklar diye düşünüyorum. Ne gibi paket bekliyorsunuz? Yani en azından geçiş döneminde 2-3 aylık süreçte yeni istihdam ya da olan istihdamlara bir el atmasını bekliyorum. Yani en azından belli bir yüzde oranından devletin teşvik açıklamasını bekliyoruz. Yoksa zor. Peki işçi çıkarma falan düşünüyor musunuz? Maalesef her şubeden birer işçilik şu an çıkarmak zorunda kaldım. Mecburdum yani, yapacak bir şey yok. İstemeye istemeye. Konuşarak ayrıldık. İnşallah düzelir. Hiç bozmadan geri elemanları alırız. Çünkü yetişmiş elemanlarımızdan. Maalesef. Eleman bulmakta zorlanıyorsunuz. Vasıflı, vasıfsız. Vasıflı eleman zaten bizim işte yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz elemanları çıkarmak zorunda kaldık. Yani şu an zaten eleman ihtiyacımız olduğu halde bütçeden dolayı giremiyoruz, alamıyoruz. Elimizdeki elemanları geri almak, geri tutmak istiyorum. Yani şu an 4 şubeden 4 eleman feragat ettik, üzülerek ettim maalesef. Yapacak bir şey yok. Çünkü dediğim gibi kira oranları arttı. İşçi maliyeti 2 katına neredeyse yaklaştı. Ama gelirlerde, bizim gelirlerimizde yansıtamıyoruz. Ya şey de düşünüyorsun, biz sanat sokağındayız biliyorsunuz. %70 ürünümüz dışarıda, masalarda, bahçede. Bahçedeki insana bugün çayı biz haladan 5 liradan veriyoruz. Ya birden 10 lira yapman gerekiyor. Onu da diyemiyorsun insana valla. Zor. Asgari ücret devlet bizim insanları düşündüğü için, zam yaptığı için çok memnunuz. Ama tek devletten beklediğimiz işverenlere de yardımcı etsinler. Çünkü biz bu ekonomide, bu sıkıntılarda hiçbir insanı çıkartmak veya mağdur bırakmak istemiyoruz. Ama devlet de bizi de mağdur bırakmasın. Çünkü bende şu an 10 tane personelim var ve onlardan hiç kimseden ayrılmak istemiyorum. Çıkarmayı düşünüyor musun şu an eleman? Yok, ben dişimi sıkacağım. Ben çıkartmak istemiyorum. Tek istediğim devlet bana destek etsin. Hani işverenlere destek etsin. Ben ne olursa olsun ben hiç kimseyi çıkartmak istemiyorum. Çünkü bu şartlarda onları da mağdur bırakmak istemiyorum. Ya tabii muhakkak Türkiye'nin şu anki ekonomik şartlarında yani asgari ücretlerin artışları işverenlere maliyeti olarak yüksek bir derecede yansıyor. 8500 net ama bu vergileriyle 13 bin lira civarında bir maliyet oluşuyor bunun. Bu da özellikle çok yoğun işçi, yoğun çalıştırılan şirketler için bir maliyettir. Fakat burada başka bir şey var. Başka bir konu olan şudur. Bugün maalesef Türkiye'nin %55'inden fazlası asgari ücretle çalışıyor. Ama Almanya'da çalışan nüfusun sadece %10'u veya 9'u asgari ücretle çalışıyor. Yani bizim asgari ücreti sadece bir baz alarak asgari ücretle beraber bir işçi çalışan kesimi yönlendirmeye çalışmak da bence yanlış bir hesaptır. Yani ülkelerin geliştikçe, refah seviyesi arttıkça işçilerin de kazanımları artmalıdır. Ama bu kazanım arttırımların da ülkeyi yönetenlerin ciddi bir hesapla, ciddi bir matematiksel bir şeyle yönetmeleri gerekiyor. Şu anda bu 8500 lira yapılan şeylerin de ben işçiler veya asgari ücretle çalışan kesimin çok ihtiyaçlarını göreceğini düşünmüyorum. Ama bunun artması da ayrı bir refah getirmiyor. Bu sefer de işsizliği körüklüyor. O yüzden çok zor bir denge. Umarım bu işler hükümetlerimiz, büyüklerimiz tarafından hesaplanarak yapılıyor. Teşekkür ederim. Siz işçi çıkarım veya alım konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz bir tane işçi arkadaşımıza yola devam etmeme kararı aldık. Bir tane arkadaşımız, evet. Tabii maliyetler göz önüne alınarak başka faktörler de vardı ama maliyetler de birinci derecede önüne alarak bir tane arkadaşımıza yola devam etmeme kararı aldık. Ürünlerinize zam yaptınız mı? Bizim ürünlerimizin çoğu zaten ithal ürünleri olduğu için döviz endeksi de, döviz arttıkça otomatik olarak onların da belli şeyleri artıyor zaten.
Yani onun artık ayarını biz de bilmiyoruz. Yani her gün neredeyse zam geliyor, öyle diyebiliriz. Tabii bu kiraların altında eziliyoruz yani. Çok büyük de bir enflasyon var bildiğimiz gibi. Asgari ücretin de bunun üzerinde olması, her personelin ortalama tazminatlarıyla beraber her yıl tazminatlarını ödüyoruz. 15 bin lira bir kişinin aylık maliyetleri var. Yani maalesef yani burayı elimizden satabilsek bu paraları bankaya yatırarak çok daha rahatlıkla çok daha fazla paralar kazanabiliriz. Fakat yani bilemiyorum ne olacak, nasıl olacak. Esnaf olarak da zor durumdayız. Yani bunun düzeleceğini de zannetmiyorum. Böyle asgari ücretin üst üste zamlanması, ha yani yanımızdaki arkadaş, çalıştığımız arkadaşlarımızın da bu paralarla beraber geçinebileceğini de zannetmiyorum. Çünkü evli adamın iki tane çocuğu var, okuyor. Yani biz bile hanım da çalışıyor, benim de çalışmama rağmen çocuğuma her gün 45 lira, 50 lira verme şansımız yok. Yani bir acayip bir durum, acayip bir şey, bilemiyoruz artık. Yani ne yapacağımızı da şaşırdık. Çıkarımı falan düşünüyor musunuz? Yani yapabilsek vallahi farklı işlere yönelmeyi düşünüyoruz. Yani eleman çalıştırmamayı düşünüyoruz. Yani